Evet, merhaba arkadaşlar. Kayıtta mıyız bakalım? İkinci video. Az önce bir maçın videosunu çekmiştim. Şimdi Medical Park'tan devam edelim. Bunu da çekeyim. Burada Medical Park'ın öncelikle kendimi de küçülteyim. Medical Park'ın finansal tablo analizini yaptım ve araştırma notlarımı da web sitemde paylaştım. Aşağı linke de bırakırım. Açıklamaya linkini de bırakırım. Evet, hızlıca bir varlıklar tarafını bir inceleyelim. Bilançoda dönem varlıklar toplam varlıkların %26'sını oluşturuyor. Duran varlıklar %73,98'ini ve bu bir enflasyon muhasebesi öncesinde dönem varlıkta %44 nokta ağırlığı varmış. Yani buradan duran varlıkların değerlenmesinden kaynaklı olarak duran varlık ağırlığının artmış olduğunu görüyoruz. Daha sonra dönem varlıklar içerisinde en büyük 4 tane kalem var. Bunlar birincisi ticari alacaklar, ikincisi nakit ve nakit benzerleri, üçüncüsü stoklar, dördüncüsü peşin ödenmiş giderler. Duran varlıklar tarafında ise maddi duran varlıklar, kullanım hakkı varlıkları, maddi olmayan duran varlıklar ve peşin ödenmiş giderler. Bir önceki çeyreğe göre, 3 öncesine göre kıyasladığımızda nakit ve nakit benzerlerinin %14,45 azaldığını görüyoruz. Ticari açıklar %2,45 artmış. Stoklar %30 azalmış. Peşin ödenmiş giderler %15 azalmış. Maddi duran varlıklar tarafında da %2 artış var. Maddi olmayan duran varlıklarla ciddi bir artış var. Burada işletme birleşmeleriyle alakalı diye hatırlıyorum. Şirket yeni satın almalar yapıyor çünkü. Evet, detaylara ufaktan okumaya başlayalım. Şimdi ilk olarak ticari alacaklara bakıyoruz. Şüphe ticari alacak karşılığı 145 milyon TL. Ticari alacakların toplamı 4 milyar 931 milyon. Hasta gelir tahakkukları 1 milyar 468. Ya burada büyük kısmı 3 milyar 509 milyon. Burada çok büyük şey olumsuz bir durum yok aslında. Yani sadece 145 milyonu şüpheli ticari alacak karşılığı. Daha sonra nakit ve nakit benzerlerinde büyük miktar vadeli mevduattaymış 1 milyar 885 milyonu. Stoklara baktığımız zaman ilaçlarda ve laboratuvar stoklarında bir ciddi bir azalma var. Demek ki stoklar eritiyor. Faaliyet etkinlik analizi için ben rasyoları kendim oluşturmuştum. Nakit döndürme süresinin ben eksi olduğunu gördüm. Eksi 5, eksi 8, eksi 11, 8. Bunları ben kendim oluşturdum. Bu da çok çok olumlu tabii. Stok devir süresi 13 gün. Ticari alacak devir süresi 40 gün. Ticari borç devir süresi 58 gün. Yani tabii ki ticari borç devir süresinin uzun olması olumlu. Ticari alacak süresinden uzun olması olumlu. Bir maçta az önce çektiğim videoda, bir önceki videoda bir maçın ticari alacak devir süresi 16 gündü. Borç ödeme süresi de 57 gündü. Bu bakımdan Medical Park'ın ticari alacak devir süresi biraz daha uzunmuş. Bir maç burada mesela daha avantajlıydı. Neyse, burada da olumsuz bir durum yok. Peşin ödenmiş giderler kalemin detaylarına bakıyoruz. Burada ne diyor? Verilen sipariş avansları, peşin ödenen sigorta giderleri, peşin ödenmiş kira giderleri gibi şirketin faaliyetleriyle alakalı durumlar. Uzun vadeli tarafta da verilen sabit kıymet avansları varmış. Ve açıklamada dipnotta diyor ki çoğunlukla yeni ve yenilenen hastanenin anahtar teslim, demirbaş ve özel maliyet alım hizmeti ile inşaatı devam eden hastaneler için inşaat hizmetini istinaden verilen sipariş avanslarıdır diyor. Yani yatırımlarıyla alakalı şirket çünkü sürekli yeni satın almalar yapıyor. Yeni hastaneler yapmaya çalışıyor. Ya birleşme yapıyor, ya yeni hastane yapıyor.
ya da var olan hastaneleri güncelliyor, bakımını yaptırıyor vesaire. Burada maddi ve maddi olmayan durum haklarının detaylarına bakıyoruz. Mesela burada 97 milyonluk yeni bir giriş olmuş. Yeni alım arsa. 137 milyonluk bir makine ve teçhizat alımı olmuş. 124 milyonluk demirbaş. 247 milyonluk özel maliyet. Yapılmakta olan yatırımlara 157 milyon. Yani toplamda maddi duran varlıklar tarafına 765 milyonluk bir giriş var. Net defter değerine bakıyoruz ama Osman düşünmüş haline. Yüz 799 milyon net defter değeri. Evet, reel artışlar olumlu tabi. Duran banklara yatırım yapması şirketin. Zaten Medical Park'ta büyüyen bir şirket. Şu an bildiğim kadarıyla 34 tane hastanesi var. En son okuduğum yatırım sunumunda. Maddi olmayan duran varlıklarda Şerefiye diye bir kalemle 638 milyon, yani bu marka değeri olarak düşünebilirsiniz isim hakkı. Diğer maddi olmayan duran varlıklarda ciddi bir artış var. Bunun detaylarına baktığımızda işletme birleşmesi ile yoluyla elde edilen haklar tarafında 868 milyon, buradan bir ruhsatlar tarafında bir giriş olmuş. O kadar bir değeri varmış yani ruhsatın. O yüzden maddi olmayan duran varlıklar artmış. Olumlu tabi. Şirket sonuçta oradan para kazanacak yeni satın alma yoluyla. Kullanım hakkı vakıflarına 1 milyar 456 milyon bir giriş olmuş. Muhtemelen yeni bir kiralama sözleşmesi. Hastane kiralama sözleşmesi muhtemelen. Burada ertelenmiş vergi varlığını incelerken evet bir bilgi dikkatimi çekmişti. Yatırım teşvik belgeleri. Kurumlar vergisinde indirim oranına sahip olmuş. Ciddi bir oran. Ertelenmiş vergi varlığı ve vergi yükümlülüğü tarafından net olarak 2,6 milyar TL bir yükümlülük pozisyonunda. Ya bu vergi tarafı çok uzmanlık gerektiren bir konu. O yüzden çok fazla detaylara boğulmaya gerek yok. Sonuçta devlet arasında olan bir ilişki. Varlıklar tarafında bir sıkıntı yok. Kaynaklar tarafına bakıyorum. Burada toplam öz kaynaklar %49,34, ana ortaklığa ait öz kaynaklar %47,83. Bizim şirket hissedarı olarak dikkate almamız gereken kalem ana ortaklığa ait öz kaynaklar. Şirketin toplam kaynakları 35 milyar, ama bunun %47,83'ünün şirkete ait olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta azınlık payları. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklar oranı %21,43. Kısa vadeli yükümlülüklerin oranı ise %29,24. Buna daha detaylı bakalım. Evet. Kısa vadeli yükümlülüklerin alt kalemlerine baktığımda en büyük kalem ticari borçlar. Güzel. Ticari borçların yüksek olması iyidir. Finansal borçlar %36,9. UFRS 16'ya da buradan bakmak lazım alt kalemlerde. Ona da bakacağız. Çünkü net borç hesaplarken bu kalem önemli. Uzun vadeli yükümlülükler tarafında da borçlar %33,09, yani finansal uzun vadeli finansal borçların uzun vadeli yükümlülükleri oranı bu. Kimya 524 milyon. Bunu da dipnotlara bakmamız gerekiyor. Onun dışında öz kaynaklar tarafında ise yani toplam öz kaynakların 11,9 milyarı geçmiş yıllar karları, dönem karı 1 nokta yani 1 milyar 170 1 milyar 791 milyon. Yani öz kaynakların büyük kısmı kar ve geçmiş yıl karlarından oluşuyor. Bu da gayet olumlu. Yani buna şey deniliyor. Otofinansman yöntemiyle öz kaynaklarını yaratabilen bir şirket, yönetebilen şirket. Kendisi faaliyetlerinden nakit yaratıyor. Kaynak yaratıyor. Bu da gayet olumlu. Bazı şirketler var mesela faaliyetlerinden para kazanamıyor. Şirket ortakları para yatırıyor. Yani burada bu ödenmiş sermaye tarafı yüksekse orada demek ki şirketin kendine ayrı yok demektir.
Daha sonra alt kalemlere iniyorum ve burada kapta yayınlanmış olan tabloda ne gösteriyor bize? Diyor ki kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, kısa vadeli finansal kiralama yükümlülükleri, kısa vadeli kiralama yükümlülükleri gibi kalemler var. Yani burada şu iki kalem, şu uzun kısa vadeli kiralama yükümlülükleri ve kısa vadeli finansal kiralama yükümlülükleri, bunlar şirketin kiralama borçları yani. Aslında bu bir finansal borç değil. Operasyonel bir gider. Operasyon 6 sebebiyle bunu ayırmamız gerekiyor. Ben bunu da ayırdım. Zaten bunu detaylı okursanız öğrenirsiniz. Şimdi burada çok detaylara girmeyeceğim. Video çok uzun oluyor çünkü. Benim hesabıma göre Empark'ın net borcu 966 milyon. Fintables'ın şeyine göre, hesabına göre 3.996 milyon TL net borcu var şirketin. Bana göre 966 milyon pardon. Şirket değerlemesinde bu çok önemli, firma değeri hesaplarken. Burada okuyabilirsiniz. Daha sonra oranlara bakalım. Burada ben net borcu hesaplarken şunların hepsini Fintables'tan aldığım sisteme göre çekmiştim. Sonuçta bu indirdiğim Excel, Fintables'tan indirdim. Dolayısıyla hesapları yaparken de alt kalemleri vermediği için burada net borç 3.996 milyon çıktı. O sebeple net borç fabrikte 0.48 çıkıyor. Artı da. Benim hesabıma göre de 0.12 falan çıkıyordu. Evet, burada hesaplamışım zaten. Cari oranı 0.89, bir önceki çeyrek 0.95'miş. Likit oranı 0.70, nakit oranı 0.23. Ondan sonra kaldıraç oranı %50.77, 50.70, 50.7 yani. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz, bu kaldıraç oranını. 100 liralık paranız varsa bunun 50.70 kuruşu borç olarak düşünebilirsiniz. Geri kalan sizin paranız. Evet. Finansal risk rasyoları, ben kendim manuel hesapladım. Burada bir sıkıntı yok. Yani cari oranın düşük olması aslında olumsuz ama bir maçta da söylediğim gibi bunlar nakit yaratabilme becerisi olan şirketler, becerisi. Hep nakit döndürme söyler, hep eksi de. Bu da olumlu yani, şirket nakit yaratabiliyor ve o borcunu çevirebiliyor. Yani bazı şirketler var, nakit döndürme süresi 180 gün adam. Bir de zaten cari oranı da düşükse nereden bulacak bu borcu, nasıl ödeyecek? O yüzden bu tarz şirketler bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul edilebilir yani. Daha sonra marjlara bakacağım şimdi. Satışta geri tablosu tarafına geçiyorum. Bunlar benim oluşturmuş olduğum önemli kalemler. 47 tane kalem oluşturdum bu şekilde. Mesela satışlara yıllık baktım, satışların maliyetine yıllık baktım, satışlara dönemsel gibi. Mesela satışlar yıllık olarak bir önceki çeyreğe göre %4 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.64 düşmüş gözüküyor şurada. Yılbaşına göre ise yıllıklandırmış olarak %11.86 artmış gözüküyor. Biz şimdi buna çeyreklik bakacağız. Yani burada mevsimsel etki olduğunu düşünüyorum ben. Yani çeyreklik olarak baktığımız zaman, yani 2024'ün ikinci çeyreği ile 2023'ün ikinci çeyreğini karşılaştırdığımız zaman satışlar reel olarak %18.56 artmış. Bu da olumlu tabii ki. Gayet olumlu. Ancak bu dönemde satışların maliyeti
%20,98 artmış. Bu olumsuz. Yani brüt net faaliyet karı, net faaliyet kar marjı bir saniye. Satışları maliyeti %73'ten 71'e çıkmış. Net faaliyet kar marjı ise evet. Şöyle bakalım. Net faaliyet kar marjı %15'ten 43'e çıkıyor. Pardon, %15-43'ten %19,4'e çıkıyor. Ha, bu yıllık, pardon. Çok özür. Ha, bu yıllıklandırmış, tamam. Çeyreklik net faaliyet karı %16,62'den %16,7'ye çıkıyor. Güzel. Yıllıklandırılmış olarak da %15,43'ten %19,4'e çıkıyor. Güzel. Aslında buraya brüt kar da eklemem lazımdı. Brüt karı koymamışım. Ama bunu şeyden de hesaplayabiliriz zaten. Satışların maliyetinden de hesaplayabiliriz. Çeyreklik olarak satışların maliyeti. Çeyreklik olarak brüt kar marjı daralmış bence. Evet. Çünkü %73,9'dan %75'e çıkmış satışların maliyetinin oranı. Daha sonra FABÖK yıllık %22,68'den %26,26,5'e çıkmış. Dönemsel olarak %23'ten %25'e çıkmış. Çeyreklik olarak da %24,60'dan %25'e çıkmış. Daha sonra işletme faaliyetlerindeki takışları genel olarak net dönem karının üzerinde veya çevresinde geziniyor faaliyetindeki takışı. Güzel. Çok olumsuz bir durum yok. Dönem karı da yani aktif karlılık aslında. %18, %17, %17 civarında. Burada %72 ama orası enflasyon muhasebesi öncesi. Orayı çok ciddiye almamak lazım. Ve şöyle bir oran kullandım. Geçen de bunu Bülent hocamla beraber tatildeyken bulmuştuk. 12 ay içinde ödenecek finansal borç bölü FABÖK 0,46. Güzel, ödeyebilecek seviyede yani. Çok ciddi bir durum yok. Yani yarattığı FABÖK'ün %0,46 ile borcunu ödeyebiliyor. Finansman giderleri, satışlar oranı hep %7,84 oranında eksi. Bunun sebebi de finansal kiralamalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Net finansman gideri 2,5 milyar civarında hep. 2,1 milyar, 2,2 milyar şu şekilde. Daha sonra zaten burada C grubu rasyoları, stock dividends falan değinmiştim. Öz kaynak, öz sermaye karları %36, %38, %37 civarında. Burada %310'a çıkmış ancak orası yine enflasyon muhasebe sebebiyle çok ciddiye alınacak bir yer değil. ROIC %21 civarında, %22, %20 güzel. Sonuçta bunlar reel şeyler, reel rakamlar. FABÖK öz kaynaklar %49, %49, %46. Burada %315, onu ciddiye almayalım. Ondan sonra burada meraklılar için operasyon net işletme sermayesi, CAPEX, böyle hasılat vesaire. Mesela burada CAPEX ve hasılat oranı ciddi bir oran. %6,13, %5,43. Yani satışlar oranları, bunlar ciddi oranlar. Ondan sonra şirketin operasyon net işletme sermayesi artı pozisyonda. Güzel. Burada faaliyet raporundan notlar var. Bunları detaylı olarak okuyabilirsiniz. Ben faaliyet raporunu taradım, yatırımcı sunumu taradım. İngilizce yatırımcı sunumunu Türkçe'ye çevirmeye çalıştım Google Translate ile. Onları burada paylaştım. Mesela bir kredi derecelendirme kuruluşundan JCR. Buradan bir not artırma almış. Yatırım yapılabilir şirket kategorisini derecelendirilmiş. Bu olumlu tabii ki. Onlar demek ki bir şey görüyorlar. Potansiyel.
Daha sonra burada dönem içinde yapılan şirket açılışları vesaire onları anlatmış. Burası da yatırım sunulan notlar var. Yatakların %40'ı cazip İstanbul pazarında yer almaktadır. Medikal Park bulunduğu hemen her şehirde en fazla yatak sayısına sahiptir. Önümüzdeki 4 yıl içinde 4 yıl içinde büyük şehirlerde açılması planlanan 4 yeni hastane varmış. Yeni açılan hastanelerde yatak kapasitesi %10 büyümüş bu son 1 yıl, son 6 ay içerisinde aslında ilk 6 aylık dönemde. Yani yatak kapasitesi yatakların sayısı 5700 pardon. Yatakların sayısı 5700'den 6300'e çıkmış. 5750 seviyesinden 6300'e çıkmış. Tamamlayıcı sağlık sigortası kullanan kişi sayısı 4,6 milyona çıkmış. Şirket buradan etkileniyor yatırım tamamlayıcı sağlık sigortasından. Çünkü gelirlerin büyük kısmı oradan. SGK kapsamı Türk nüfusunun çoğunluğuna ulaşmamızı sağlıyor demiş. Vesaire. Bu şekilde arkadaşlar buraları okuyabilirsiniz. Ben zaten bunları hep siteye yükledim. Evet, çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Linki aşağıya ekleyeceğim linki. Evet, benim şirket hakkında söyleyeceklerim bunlar. Finansal tablosu tarafı güzel şirketin. Evet, ben artık tamamlayalım, videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Buradaki paylaşma yatırım tavsiyesi değildi tabii ki. Araştırmalarımı, notlarımı paylaşıyorum. Daha devamını, bu tarz içeriklerin gelmesini isterseniz de beğenip abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler.